Değerli dostlar, hepiniz Oyun Baskıları'na hoş geldiniz. Bugün Ship Graveyard Simulator isimli 10 Kasım'da çıkış yapmış bir oyunu inceleyeceğiz. En baştan söyleyeyim, oyunun çoklu modu yok arkadaşlar. Yani arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir tarafı yok. Oyunu 3,5 saat oynadım ve 3,5 saatte oyundaki bütün her şeyi yaptım diyebilirim. Steam fiyatı şu an 22 TL ve 6,5 GB'lık bir indirmesi var. Dilerseniz kalan detayları oyunun içerisinden göstereyim. Evet Oyunmaz takipçileri, şimdi siz bu oyunu satın aldığınızda bu oyunda neler göreceksiniz? Gelin hep birlikte bunlara iyice bir bakalım. Oyunun mantığı arkadaşlar, elinizdeki aletlerle gördüğünüz gemileri parçalamak ve bu gemilerden çıkanları da şurada gördüğünüz satıcıya getirip satıyorsunuz. Şuradan da yeni aletler alıyorsunuz. Daha sonra burada kendinize fırın açıyorsunuz. Burada da kendinize şantiye açıp işçi çalıştırıyorsunuz. Benim şu an 3-4 tane işçim olması lazım. Evet. Bunlar bana günlük materyal topluyor. İşte çelik, demir, o şekil yani. Daha sonrasında oyunda yapacaklarınız bu kadarla sınırlı değil. Yeni siparişler mevcut diyor gördüğünüz gibi sağ taraftaki menüde. Hemen şöyle gideyim orayı da size göstereyim. Haritanın belli yerlerinde bu tip menajerler oluyor. Bunlarla konuşup kendinize iş alıyorsunuz arkadaşlar. Mesela konuşayım. Gördüğünüz gibi buradan 2 tane işten bir tanesini tercih edebiliyorum. Ben daha yüksek para olanı tercih ederim. Mesela bunu kabul ediyorum. Bunu teslim edersem parayı alıyorum. Etmezsem de sıkıntı yok. Neyse, burası çok önemli değil. Buraya atlıyorum. Oyunda zeka isteyen herhangi bir şey yok. Sadece geliyorsunuz. Mesela burada ne istiyor senden? Mesela pirinç alaşımı üreteceksin. Bunun için senden alüminyum, bakır istiyor. Hemen gidiyorsun abicim. Onları gemilerden falan topluyorsunuz. Şimdi oraya gidelim. İsterseniz bizim daha çok zaman geçireceğimiz olay mahalline gidelim. Gördüğünüz gibi bu gemi çok büyük bir gemi. Oyuna başladığınızda tabi böyle bir gemi olmayacak sizde. Burası bir gemi mezarlığı. Bu mezarlıktan gemilerin içinden materyalleri topluyorsunuz. Daha sonrasında götürüp satıyorsunuz. Sonradan oradaki pazardan alacağınız aletlerle buradaki materyalleri kesiyorsunuz arkadaşlar. Yani oyunun mantığı bu. Arkadaşlar mesela şunları kıralım. Parlayan kısımlarına vuruyorum. Ne kadar hızlı kırıldığını göreceksiniz. Burada mesela kurşun çıkmış, çelik çıkmış falan. Bir yukarıda bizim seviyemiz var. Seviye atladıkça bize mevcut yetenek puanı veriyor. Bu yetenek puanı ile de burada yetenekler açabiliyoruz. Araba alanı. Arabaya 2 tane daha slot ekliyor. Daha sonra ekipman alanı. Kendime bir tane slot ekledim. Ne oldu? Şimdi benim 18 tane slotum var sol üstte. Araba işareti gösterdiğinde arabanın 22 tane slotu var. Şimdi buradan kazıyorsunuz arkadaşlar. Yani gece gündüz buradasınız, kazıyorsunuz. Bunları toplayıp götürüp satıyorsunuz veyahut da fırında farklı materyallere dönüştürüp bunlarla binaların yükseltmesini yapabiliyorsunuz. Veyahut da yeni binalar yapabiliyorsunuz. Yani oyundaki sınır çok fazla yok. Yani 4-5 tane bina yapabiliyorsunuz. İşçi alıyorsunuz işte. Daha büyük gemiler söylüyorsunuz falan filan. Olay aynı aslında arkadaşlar. Fazla bir çeşitliliği yok oyunun. Bence oyunun en sıkıcı kısmı da burası. Beni oyuna daha çok bağlaman lazım kardeşim. Yani ben bunu mesela 3,5 saat oynadım, bitirdim. Bitti yani. Daha bu oyuna girmeyeceğim. Bitti yani. Kaldıracağım şimdi. Sadece şimdi videosunu çekiyorum. Siz de görün. Alacaksanız öyle alın. Size bir ön bilgi olsun arkadaşlar. Paranızı bedavaya vermeyin. Ben verdim, siz vermeyin. Şimdi geldiniz. Az önce topladın materyalleri, getirdin abicim buraya. Buradan atıyorsun. Buradan farklı farklı materyaller üretiyorsun. Bu materyalleri de şöyle göstereyim size. Atölye yükseltme diyor mesela. Atölyeyi 3 kısma kadar yükseltebiliyorsunuz. Yani daha büyük atölye, daha büyük şantiye falan filan. Yani o şekilde ilerliyor. Dediğim gibi oyunun yapısı bu şekilde. Bahsetmediğim başka bir detayı var mı onu düşünüyorum. Bunu göstermem lazım arkadaşlar. Bunu da göstereyim de sonradan siz de zorlanmayın. Maymuncuk ben üzerime şu an 12 tane alabiliyorum. Oyunun başlarında siz 2 veya 4 tane alabiliyor olmanız lazım. Yanlış hatırlamıyor isem. Şimdi öncelikle bir tane kilitli sandık bulayım buradan. Gördüğünüz gibi bir tane karşımıza kapı, ama kapı açılmıyor. Ne yapıyoruz? Hemen aşağı doğru çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi açıldı. Yani hiç maymuncuğu kırmadım mesela. Normalde kırılır arkadaşlar. Şöyle göstereyim şimdi. Bir tane kasa bulursam. Şimdi mesela uğraşayım.
Bakın şimdi maymuncuğu kıracak. Evet işte bu kadar. 11 maymuncuğum kaldı mesela. Bunlar da tabii ki oyunun başlarında bir külfet. Aşmak içinse dediğim gibi ilerleyen kısma doğru, hani maymuncuğu çevirdiği kısma doğru tutmaya çalışacaksınız. Bunun basit yöntemi de bu. Mesela şöyle göstereyim ben size. Gördüğünüz gibi hemen açıldı. Şimdi arkadaşlar, bizim anlatacaklarımız bu kadar. Yani bu oyunu oyunbaz takipçileri aldığı zaman böyle bir oyunla karşılaşacaklar. Sıkıcı, 3-3,5 saat. Ben bu kadar zamanda bitirdim. Belki siz daha iyi oynarsınız, daha kısa sürede bitirirsiniz. Bir şey demem. Yalnız tek kişilik olduğu için, oyunda fazla çeşitlilik olmadığı için oyun biraz can sıkıcı arkadaşlar. Baştan uyarayım. Evet, oyunumuz bu kadar arkadaşlar. Sadece koklayarak oynayacağım bir oyun olsun diyorsanız alın. Yani başka da bir artısı, özelliği falan yok. Ha, bir de gelip burada uyuyorsunuz her gün. Çat. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum.